Şöyle üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde mümkün olduğu kadar gezdireceğim. Heh, şimdi pişecek. Şimdi altını çekebiliriz. Sevgili dostlar, Kadirli'de bugün sabah kahvaltısına ne yapılır? Hemen söyleyeyim. Şöyle pembe pembe güzel köy domateslerinden bir tane melemen yapılır. Bakın biberlerin güzelliğine. Ondan sonra soğanımız, domatesimiz, biberimiz, yumurtamız, tuzumuz ve baharat olarak da pul biber ve kırmızı biberimiz var. Şimdi onlar nasıl acaba yapıyor? Seyirciler nasıl melemen yapıyor? Evet, seyircilerim nasıl melemen yapıyor bilmem ama ben ateşte harika bir melemen yapacağım bugün. Görüşürüz inşallah. Anne, bize nasıl yaptıklarını yazsınlar. Tamam yazsınlar. Melemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Ben soğanlı yapıyorum. Soğansız diyenler lütfen yazsınlar. Allah tavuk seni bildiği gibi yapsın. Vallahi billahi. Tavuk da geldi başımıza dert oldu. Ha. Sen doğraya dur, ben geliyorum. Öncelikle soğanımızı tavaya doğrayacağız. Bakın dostlar, burada doğrama tahtam yok maalesef. Elimde doğramak zorundayım. Burada her istediğim elimin altında değil öyle. Bakın şöyle biraz ince doğruyorum ki çabuk böyle pişsin, kavrulsun diye. Allah için bıçağım da çok güzel kesiyor. Açık yerliye verir şunu. Sevgili dostlar, bakın şu bal arasının yaptığını. Geldi buraya düştü. Benim tenceremde ne işin var? Hey Müslüman. Lan kalksana. Al batayım mı? Elini sokan. Artık yani arılar ya da böcekler tarafından. Vah, canlandı mı ne? Vallahi ben elimi sokar. Kaşıklar. Ha, hadi kalk, ne olur kalk, ölme lütfen. Ha, hadi uç. Ha, uçtu bak, gerçekten ölmedik. Uçtu gitti hayvancık. İyi. Tüm hayvanlar beni zehrini bırakıyor. Ne yani? Ya şey neyin adı ne? Şunu. Heh, şimdi oldu. Eğerisi gitti. Dumanı da gene yedim. Dumanı yiyeceksin. Ateşin başında duruyorsan dumanı yiyeceksin. Bakın dostlar, çok değil. Şöyle bir çay bardağından az yağ koyuyorum. Heh, o kadar yeterli. Şefim, ben menemeni yağlı seviyorum. Öyle mi? O zaman birazcık yağ koyalım. Şu tahta parçasından onun üstüne koymazsan o yuvarlak odunların tutuşacağını bekliyorsan hayal kuruyorsun demektir. Yani ben ateş yakma profesörü müyüm? Ben kuru ormanı dahi yakamam. Ben ateş yakmayı bilmem ki. Bilmiyorsan o zaman görevi almayacaktın kardeş. O görevi sen verdin bana. Benim yaktığım ateşi söndürdük şimdi. Ne olacak? Ve duman da bana geliyor. Sevgili dostlar, ateşimizi yaktık. Ateşimiz bir yandan soğanlarımız kavrulurken bir yandan da domateslerimizi doğruyoruz inşallah. Domateslerin kabuklarını soydun mu? Evet. Kabuklu olursa olmaz. Başım ağrıdı ha. Niye? Sinirlendim ateşe. Şeytan dedi ki şuradan sümsüyü vur dedi. Tepiyi vur dedi şu ateşe. Tamam mı? Şu tarafa kaysın dedi. Ondan sonra çek git dışarıda bir yemek ye gel, karnını doyur ya dedi. Kent lokantasına git, oradan ye gel ya. Belediyenin lokantasına gider karnımı doyurur gelirim ya. Bu nedir arkadaş ya? Benim canım baklava yemek istiyor. Senin canım dayak yemek istiyor da bir tane vuran yok sana. Şuna uzun bir kaşık getirirler. Bu ne böyle? Doğru, içeride profesyonel mutfağım var. Her şey dört dörtlük, bir kaşığın eksik. Uzun şeyli kaşık eksik. Ona da gıcıklık olsun diye getirmiyorum zaten. Ay bu domates tamam. Eline sağlık. Şimdilik de biberlerimizi doğrayacağız. Bak demek ki çare varmış sallama tekniğiyle. Buradan İsmail kardeşime sesleniyorum. Odunu biraz çok getirsin. Yeni seneye gene lazım olacak. Bir şey diyeceğim. Burada sabahleyin 5.30'da deprem oldu. Her yer böyle elektrik çarpmış gibi sallandı. Biz hiç umursamadık. Damda yatıyorduk. Ama biraz demin karşı komşu burada bir anlattı telefonda. Çok sallandık dedi. Çok korktuk dedi. 5 ölü 3 yaralı var dedi. Aman Allah'ım dedim. Aman Allah'ım. Adam daha burnunu bile çıkartmadı kapıdan ya. Sokağa bile atlama diye. Durum ne olduğu bile belli değil. Düşünebiliyor musun? 6 üstü 4.5 bir deprem oldu. Elektrik çarpar gibi sallandık. Bu kadar manipülasyon yapılır mı? Bu kadar abartılır mı ya? Ya abartırsan hani. Ya olmaz olsun ya. Bu nasıldır ya? Allah bilir karşı taraftaki nasıl bir şey yaptı, korktu. Heyecanlandı. Heyecanlandı. İnsanlar aç ya, ilgiye aç. Maalesef. Vay, biz tam çekim yaparken deprem olaydı, o zaman çekerdik. Pırrt pırrt pırrt, elektrik çarpmış gibi görülürdü. Allah korusun, Allah esirgesin, Allah'ın depremden. Amin, amin, çok amin. Hayır yok. Bugün kendime şuraya bir sopa yapacağım. Yaptığım sopayı şey almış gitmiş. Arkada komşunun çocuğu almış gitmiş. Çocuklar 1, kediler 2. Kediler bugün yok. Aa, nerede bizim belalar? Vallahi kediler kayıp. Tatlı belalarımız yok ya. Hakikaten huzurluyduk kız biz bu gece. He. Adı neydi? Bir tarçın bize sadık kaldı. Tarçın. Vallahi. Bakın dostlar, biberlerimizi de koydum. Soğanlarımız biraz ölünce koyuyorum ki biberlerimiz çok böyle iyicene pişsin, yani yok olsun istemiyorum. Bakın dostlar, çok güzel oldu. Şimdi domateslerimizi koyabiliriz. Getirdiğin kapak bunun ağzına olur mu? Hayır. Çekiyorum değil mi? Uzatacağım. Çekiyorum. Şimdi şöyle yeteri kadar da tuz atacağız. Herkes kendine göre atsın lütfen. Bunun bir ölçüsü yoktur. Şöyle biberimizden de atıyorum. Pul biber. Şimdi toz biberimizden de atacağım, Allah izin verirse. Böylece tamam. İyice piştikten sonra. Pul biber ve toz biber attı annem. Evet. Pul biber, toz biber ve tuzunu koyduk. Şimdi karıştırarak pişireceğiz inşallah. Güzelmiş. Bu boş değilmiş. At at. Fıydır bahçeye. Benim amacım bu, anladın mı? Başka kaldı mı bu yumurtada? 2 tane daha var. Belki bir şeyin içinde kullanırız diye ayırdım. Bu 2 tane yetmez mi bu melemene? 1 tane daha koy. Ateşin altına at kız. Yanar mı ola? Yanar ola. Niye yanmasın? Ateş her şeyi yakar. Sen de onun yanına git. Çekim yaparken durmadan yetiş deyip durmasın. Tamam mı oğlum? Melemenimiz hazır. Şimdi de yumurtamızı şöyle biraz çırpacağım. Bakın. Şöyle üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde mümkün olduğu kadar gezdireceğim. Heh, şimdi pişecek. Şimdi altını çekebiliriz. O zaten oldu. Ya bir... Bizim kedi gene geliyor. Bakın dostlar, üzerine şöyle birazcık toz biber serpiştiriyorum ve hemen ekmeğimizi alıp yemeye başlıyoruz. Bitti, bu kadar. İşte hemen şimdi ekmeği alıp geliyorum. Sevgili dostlar, acıkmışız. Vallahi son çekimi yapmadan biz menemeni yemeye başladık. Çok güzel olmuş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Tabii eleştirileriniz ve önerilerinize açığız. Bakın gayet güzel. Vallahi çok acıktık. Hintliler gibi elimizle yiyoruz anne. Canım, yük ekmekle de böyle tadı çıkar onun. Ne yapalım şimdi? Yük ekmeğimiz var. Bakkala gidecek çocuğumuz mu var? Allah Allah. Ekmeksiz kaldık. Yufka ekmekle böyle yemek zorunda kaldık. Evet, aynen öyle.